Merhaba arkadaşlar tarih ders anlatım Föyleri'nin beşincisindeyiz konu başlığımız ilk ve orta çağlardaki Türk dünyası bir çok önemli bir konu arkadaşlar hemen hemen her yıl sorusu çıkıyor her yıl bu yüzden hem iştiharlık hem de Sözel'den hazırlanan öğrencilerimizin çok iyi bilmesi gereken konuların başında geliyor İlk ve orta çağlardaki Türk devletlerini genel olarak biz bu Föylerimizde inceleyeceğiz İlk olarak Türk adının anlamıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi Türk adının anlamı Çin kaynaklarında farklı farklı Türk kelimesinden farklı anlamlarda verilmiş. Mesela Türk adı Çinliler tarafından miğfer, Uygurlar tarafından güç kuvvet, Ziya Gökalp'e göre kanun ve nizam sahibi, Van göre türemek, Kaşgarlı Mahmut'a göre ise olgunluk çağı anlamında kullanılmış. Coğrafi terim olarak Türkiye neresi için kullanılmış dediğiniz zaman çok çok farklı yerler için arkadaşlar Türkiye kelimesi kullanılmış. Mesela ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmış. Daha sonra 9. ve 10. yüzyılda yine Bizans kaynaklarında Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya Türkiye denilmiş. 11. Ve 13. yüzyılda Mısır ve Suriye Türkiye denmiştir. Anadolu ise 11. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak adlandırılmış. Yani Türklerin yoğun olarak bulunduğu, etkin bir güç olarak bulunduğu yerler değişik dönemlerde Türkiye kelimesiyle ne olmuş adlandırılmış. Peki gelelim Türklerin ana yurduna. Türklerin ilk ana yurdu arkadaşlar Orta Asya'dır. Asya'nın ortası mıdır? Evet Asya'nın ortasıdır. Peki sınırları neresi? Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Kuzeyde Sibirya, Güneyde ise Hindi Kuş'la çevrili olan alana biz Orta Asya diyoruz arkadaşlar. Peki burada kültür bölgeleri var mıydı? Vardı arkadaşlar. Orta Asya'da yapılan kazılar sonucunda Tarih öncesi döneme ait kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır ve özellikle kurgan adı verilen mezar odalarında da önemli eserler ele geçirilmiştir. Peki kurgan nedir diye soracak olursanız kurgan arkadaşlar içlerinde ölüye ait eşyaların olduğu atları hatta hizmetleri ve savaş arabalarıyla gömüldükleri mezarlara verilen isimdir ki atlı göçebe kültürün en önemli eserlerinden bir tanesidir. Şimdi de gelelim Orta Asya'ya ait olan bu kültür merkezine şöyle bir harita üzerinde bakmaya. Arkadaşlar mesela Tagar kültürü var. En gelişmiş olan kültür. Afanasyova kültürü var. Andronova kültürü Türkler'e ait olan en eski kültür merkezi olarak kabul edilmekte. Karasu kültürü var. Anav kültürü en eski kültür Orta Asya'da kabul edilmekte. Teker teker şimdi bunları inceleyelim. Anav kültürle başlayalım. Yani Orta Asya'daki en eski kültür merkeziyle başlayalım. Milattan önce 7000 ile milattan önce 1000 yıllar arasında arkadaşlar bu kültür merkezi oluşturulmuştur. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarındadır. Yerçi kültüre ait kalıntılara rastlanmıştır ve burada yapılan kazılarda üzeri geometrik şekiller ve desenlerle süslenmiş olan çeşitli çömlek parçalarına ne yapmıştır? Rastlanmıştır ve bunlar seramik örnekleri olarak ne yapılmakta kabul edilmekte. Kelti minara kültürü milattan önce 3000'de ama Derya Deltası'nın civarında rastlanmıştır ve buradaki insanlar tüketicidirler arkadaşlar. Çünkü avcılık ve hayvancılıkla ne yapmışlardır? Geçinmişlerdir. Afenosu ve kültürü M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1700 yılları arasındadır. Ve Güney Sibirya'dadır. İlk zamanlarda avcılık ve toplayıcılık olsa bile daha sonra neye geçmişlerdir? Yerşik hayata geçmişlerdir. Ve yerşik hayatın göstergesi olarak çanak, çömlek ve keçi işçiliğinde ne yapmışlardır? İleri gitmişlerdir. Ve arkadaşlar bölgede Oğuz tipi diye adlandırılan bir topluluk yaşamıştır. Andronova kültürüne baktığımız zaman ise arkadaşlar Yenisey yakınlarında Andronova yerleşim merkezinde bulunmuştur bu kültür. Ve Afelofsina'dan daha geniş bir alana yayılmıştır. Hazar Diz'in kuzey ile Aral Gölü arasında kalan bölgedir ve Türklerin burada yaşayanlar ilk ataları olarak kabul edilmekte. Ve buradaki insanlar maden işçiliğinde ileri gitmişler ki Türkler dediğimiz zaman Maden işlemeyi bilen bir topluluk akla gelmeli. Sığırı ve deveyi evcilleştirmişlerdir. Karasu kültürü M.Ö. 1200 ile M.Ö. 700 yılları arasında da Güney Sibirya'da bulunmuştur arkadaşlar. Andronovo kültürüyle benzerlik gösteren bir kültürdür. Demiri dünyanın birçok bölgesine göre daha erken işlemişlerdir. Maden işlemeciliğinde lider olarak kabul edilen bu bölge hayfil üslubunu kullanmıştır arkadaşlar ki onlara ait olan eserleri görüyoruz. İskit kültürünü oluşturan Altı göçme kültürü de arkadaşlar buradan Orta Asya'ya ne yapmıştır? Yayılmıştır. Tagar kültürüne baktığımız zaman ise Orta Asya kültür merkezleri içerisinde en gelişmiş olanıdır. Tunçtan ve demirden eşyalar yapmışlardır ve bunların üzerine hayvan motifleri işlemişlerdir. Burada olduğu üzere bakın arkadaşlar. Abakan ve Yenisey dolaylarında ortaya çıkmıştır ve Karasürk kültürünün takipçisidir. Kendinden öncekinden daha fazla gelişmiştir ve arkadaşlar Türk kültürlerinin bir sentezi şeklindedir. Şimdi arkadaşlar gelelim ilk ve orta çağlarda kurulan Türk devletlerine. önce 220 yılında Asya Hun devleti kurulacak ve arkadaşlar 216 yılında bu devlet yıkılacak. 370 yılında Avrupa'da ilk defa bir Türk devleti Avrupa Hun ya da Batı Hun devleti kurulacak ki bu da kayınver göçünün sonucunda olan bir olaydır. 469 yılında Avrupa Hun Devleti yıkılacak ve 552 yılında da birinci Köktürk Devleti Orta Asya'da kurulacak ki ilk defa Türk adıyla kurulan devlettir. 630 yılında çok uzun ömürlü olmayacak arkadaşlar bu devlet yıkılacak ve 682 yılında yıkılmasından yaklaşık olarak 50 yıl kadar sonra yine arkadaşlar Köktürk adıyla ama bu sefer ikinci defa bir devlet daha kurulacak. 744 yılında ikinci Köktürk Devleti yıkılacak ve Uygur Devleti ilk defa Türklerde gerçek hayatı benimseyen Uygur Devleti kurulacak. Uygur Devleti de 840 yılında ne olacak? Yıkılacak. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu devletleri yavaş yavaş teker teker incelemeye. İlk olarak Asya Hun Devleti ile başlayacağız. Asya Hun Devleti M.Ö. 220 ile sonra 216 yılları arasında kurulmuş olan devlettir. Bir özelliği vardır arkadaşlar. İlk çağda kurulan bizim bildiğimiz tek Türk devletidir. Neden böyle diyoruz? Çünkü yeni bir bilgi, yeni bir belge bu bilgileri ne yapabilir? Değiştirebilir. Tarihte ilk Türk devleti dediğimiz gibi Boylar Birliği Federasyonu'na göre örgütlenen federatif bir devlettir. Yani boyların bir araya gelmesiyle ne olmuştur? Devlet dediğimiz arkadaşlar yapı meydana gelmiştir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Belki daha önce hükümdar olsa bile bizim bu konuyla alakalı bir bilgimiz yoktur. Arkadaşlar bu dönemde Çinlerle mücadeleler başlayacak ve Çinliler Buna karşı kendilerini korumak amacıyla ünlü Çin setleri ne yapacaklar? İnşa edecekler. Peki Asyon devlete dediğimiz zaman aklımıza hangi hükümdar geliyor denildiği zaman Teoman oğlu olan Metan gelmeli. Metan zaman aynı zamanda devletin en parlak dönemidir arkadaşlar. Peki bu dönemde neler oldu? Mesela Türk toplulukları bir çatı altında toplandı ve ilk defa Türk siyasi birliği sağlandı. İlk defa Türklerde düzenli ordu onluk sisteme göre uygulandı. Yani Ordu, onluk, yüzlük, binlik şeklinde ne oldu? Ayrıldı. Çin'e karşı üstünlük kuruldu. Yani Çin ele geçirildi fakat arkadaşlar Çin'i topraklarını katmadı Metan. Neden mi? Hem nüfusundan hem de arkadaşlar yerleşik hayatlarından çekiniyordu. Bu yüzden sadece ve sadece Çin'i ne yaptı? Vergiye bağladı ve böylece Türkleri korumayı amaçladı. Tarihte Türk milletine ilk kez vatan toprağı ve ulus bilincini öğreten kişidir arkadaşlar. Vatan için savaşılır ama diğerler için bu kadar da çok önemli değil diyecek kadar arkadaşlar vatanını benimseyen bir insandır. İpek Yolu ilk defa hakim olan Türk devletidir aynı zamanda. Meta'nın ölümünden sonra Hunlar ilk önce tat kavgaları sonucunda M.Ö. 58'de Güney ve Batı Hunları olmak üzere ikiye ayrıldı. Her iki Hun devleti Çin hakimiyetine girdi. Kötü günlerin dostluğuydu biliyorsunuz. Çin ne zaman Türkler tökezlese, hep yanı başlarında Çinleri buldular. Bir süre sonra Güney Hunları bağımsızlıklarını kazandı fakat yine Milattan sonra 48'de bu sefer Güney ve Kuzey olmak üzere ikiye ayrıldılar. Kuzey Hunları Milattan sonra 156'da, Güney Hunları ise Milattan sonra 216'da yıkıldı. Kuzey Hunlarından bir kısmı daha fazla arkadaşlar eriyememek için ne yaptılar? Bulundukları bölgeden göç ettiler. İşte bu göç hareketi daha sonra Avrupa'da kayınlar göçünün oluşmasına ne olacak? Etkili olacak. Peki Asya Hun devletinin yıkılmasına neler etkili olmuştur? Mesela arkadaşlar en önemli etken veraset sistemiydi. Yani ülkenin hanedan üyeleri ortak malı anlayışının olmasıydı. Bu durum taht kavgalarına sebep oluyordu. Taht kavgaları devletin zayıflamasına ve bir süre sonra da yıkılmasına ne yapıyordu, neden oluyordu? Çin entrikaları ki bu dönemde çok ciddi bir şekilde e, Türklerin başına ağrıtmıştır. Yine İpek yolu üzerinde denetimin kaybedilmesi de yine devletlerin yıkılmasına ne yapmıştır? Etkili olmuştur. Bu arada önemli bir notu hatırlatmakta da fayda var. Arkadaşlar Türkleri tarihte ilk defa bir bayrak altında toplayan yani tek bir siyasi yapının altında toplayan devlet Asya Hunları'dır. Ve Asya Hunları kendinden sonraki devletleri ordu, yönetim ve devlet teşkilatı yönüyle ne yapmıştır? Etkilemiştir. Şimdi gelelim arkadaşlar konumuzu pekiştirmek amacıyla 2017 yılında sorulmuş olan bir soruyu çözmeye. Bakın soru aynen şu şekilde. Çin kaynaklarına göre Hunlar'da Türk çocukları küçük yaştan itibaren koyunların üzerine binerek binicilik talimi yaparlarmış. Biraz büyüyünce elini ok ve yay alarak kuş ve fareleri avlarlarmış. Daha sonra da tilki ve tavşanları avlarlar ve bu şekilde çok iyi bir atlı ve okçu olarak yetişirlerdi. Buna göre Hunlar'la ilgili verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar birincisi Temel geçim kaynaklarının avcılık olduğunu bize verilen bilgiden ulaşabilir miyiz? Hayır. Çünkü sadece burada bir av talimi var ama biz buradaki bir av taliminden geçim kaynaklarını bu şekilde genelleme yapacak şekilde avcılık olduğunu söyleyemeyiz. İkincisi küçük yaşlardan itibaren savaş aletleri kullandıklarını söyleyebilir miyiz? Evet. Üçüncüsü yaşam biçimlerinin askeri özelliklerini geliştirdiklerini söyleyebilir miyiz? Evet. Bakın daha küçük yaşlardan itibaren yaşam biçimlerine göre ne yapmışlardır? özel kazanmışlardır. Ve bu da haliyle Türklerin çok iyi savaşçı olmalarında etkili olmuştur. Öyleyse sorumuzun cevabı 2-3 yani E seçeneğidir. Şimdi Asyon Devleti'nden sonra Orta Asya'da kurulan bir diğer Türk Devleti'ne geçelim arkadaşlar. Birinci Kök Türk Devleti. Ee, İslamiyet'ten önce kurulan devletler içerisinde en güçlü olanı ve en geniş sınırlara yayılanıydı. 552 ile 630 yıllar arasında yaşamıştır arkadaşlar. Kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan bir başka Türk devletini yıkarak yerine kurulmuştur. Hangi Türk devleti? Avar devletini ve Avar devletini o bölgeden sürmüştür arkadaşlar. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Ve aynı Asya Hunları gibi e, Türkleri bir bayrak altında ne yapmışlardır? Toplamışlardır. Yine Asya Hunları gibi ekonomik güçlerini artırabilmek için İpek yoluna ne yapmışlardır? Hakim olmuşlardır. Şimdi bu mekanda biz şöyle bir sistem görüyoruz arkadaşlar. Eski Türklerde olan ve daha sonra birçok Türk devleti tarafından da benimsenen ikili yönetim ya da çift hükümdarlık sistemi devleti yönetim kolaylaştırmak amacıyla arkadaşlar ikiye ayırıyor. Doğu ve Batı olmak üzere. Batısını istemi yap yani kardeşi yönetiyor yapku unvanıyla. Doğuyu ise kendisi yönetiyor. Batı dış işlerinde doğuya bağlı, iç işlerinde ne arkadaşlar serbest ve böylece de arkadaşlar ikili teşkilat ya da çift hükümdarlık dediğimiz sistemi uyguluyor. İpek Yolu üzerindeki çıkarlarından dolayı Sasani ve Bizans'ta da diplomatik ilişkiler kuruyor. Ve arkadaşlar Köktürk Devleti aynen Asyuhun Devleti gibi taht kavgaları ve Çin entrikaları sonucunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğu Köktürkler 630, Batı ise 659 yılında Evet kötü günlerimizin dostluğu. Ne zaman başımız sıkıştı hep onların egemenliğine giriyoruz. Çin hakimiyetine giriyorlar arkadaşlar. Peki bu devletin özelliği nedir diye tekrardan kafamızda arkadaşlar. Şöyle bir e, bilgimlerimizi geçirecek olursak tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanmışlardır. Köktürkler bu yönüyle ulusçu bir anlayışa ve düşünceye sahip oldukları ne yaparız ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Gelelim ikinci Köktürk devletine ya da diğer adıyla kutluk devleti. Kutsal anlamına gelen bir kelimedir. 682 ile 742 yıllar arasında yaşamıştır. Arkadaşlar Doğu Köktürkleri uzun süren Çin esareti altında yaşamaya dayanamadılar. Zaman zaman Çin hakimiyetten çıkabilmek amacıyla ayaklanmalar yaptılar ki bunlar içerisinde en önemlisi Kürşat adındaki bir prensin ayaklanmasıdır. Fakat başarılı olamayacaklar ama bu durum Türklerde bağımsızlık azminin artmasında etkili olacak. Kürşat'tan bir süre sonra Kutlu Kağan'ın başlattığı bağımsızlık isyanı başarıya ulaşacak ve Doğu Köktürkleri Türkleri Cin hakimiyetinden çıkıp kendi bağımsız devletlerini ne yapacaklar? Kuracaklar ve devletlere de kutsal devlet anlamına gelen kutluk devleti diyecekler. En önemli hükümdarları Bilge Kağan ve Kültigin'dir. Bilge Kağan ve Kültigin yine kardeştir ve çift hükümdarlık sistemine göre devleti yönetmişlerdir. Ve arkadaşlar onların da bir veziri var ki Çinli bir vezirdir. Tonyukuk bu dönemin en önemli devlet adamlarıdır. Peki Kutluk Devleti dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli özellik ne olmalı? Arkadaşlar en önemli özellik ilk yazılı örnekleri olan Türk tarihinin Orhun kitabelerini bırakmaları ve yazmaları olmaları. Orhun kitabeleri Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültik'in adına yazılmıştır. Kitabelerde Kök Türk Devleti'nin kuruluşu, Türk-Çin ilişkileri, Türklerin siyasi, askeri ve sosyal ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler vardır. Ve arkadaşlar bu yönüyle siyasi içerikli belgelerdir. Devletin yöneticilerini uyaran boylardan, meclisten, hükümdarlardan ve bunların dinlenmesinden, söz edilmesinden dolayı demokrasi anlayışının örnekleri olarak gösterebiliriz. Yine arkadaşlar burada Bilge Kağan açları doyurduğunu söylüyor, çıplakları giydirdiğini söylüyor ve halkı defa içinde yaşatma düşüncesi içinde bulunduğunu söylüyor. Biz bu tür özellikler olan devletlere sosyal devlet deriz arkadaşlar. Dolayısıyla Orlin kitabelerinden ikinci Kök Devleti'nin sosyal bir devlet anlayışına sahip olduğunu ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. 2. Kök Devleti Karluk, Uygur ve Basmiler tarafından ne olacak? Yıkılacak. Bugün orun kitabeleri Moğolistan topraklarındadır. Bu arada da bunu bir vermekte de fayda var. Gelelim arkadaşlar yine bir çıkmış olan soruya. Sorumuz 2012 YGS'de çıkmış olan bir soru. Bakalım ne sorulmuş. Orhun yazıtlarındaki Türkçede yabancı dil öğelerinin oranı çok az iken Uygurlar dönemindeki metinlerde bu oranın arttığı görülmüştür. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diye bir soru sorulmuş. Bakalım. A şıkkında kültürel ilişkiler arttığı için olabilir mi? Evet, Uygurlar farklı topluluklarda kültürel ilişkilerini artırmıştır. Bu yüzden de Uygur metinlerinde yabancı dil öğeleri daha fazladır arkadaşlar. B şıkkında Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesi gibi bir durum var mı? Yok. C şıkkında farklı dinleri benimsedikleri için o dinlere ait kelime kalıplarını ne yapmışlardır? Uygurlar almışlardır. D şıkkında yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesi yeni terimler girmiştir. Bu da etkilidir arkadaşlar. Yine E şıkkında Uygur ülkesinde ticaretin artması da yabancı dil ögelerinin Uygur metinlerinde artmasında etkili olmuştur. Öyleyse sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Uygur devleti ise 745 ile 840 yıllar arasında yaşadı ve arkadaşlar Karluk ve Basminlerle birleşerek devletlerini kurdular. Kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır ve başkentleri kendinden önceki Türk devletlerinden farklıdır. Kendinden önceki Türk devletlerinde başkent Ötügenken Uygurlarda başkent Karabağ Sakundur. Kutluk Bilge Kül Kağan, Moyan Çerkan, Bögü Kağan en önemli devlet adamlarıdır ki Bögü Kağan zamanında Uygurlar gök tanrı inancını terk edecekler. İlk önce Budizmi daha sonra da Maniizmi ne yapacaklar benimseyecekler. Peki Maniizmi benimsemeleri onların hayatlarına neleri değiştirecek? Mesela arkadaşlar bu din sayesinde yerşik hayata geçecekler. Taşınabilir sanat eserlerini mimari eserleri ön plana çıkartacaklar. Ve arkadaşlar şehircilik konusunda gelişecekler. Yani ev yapma, saray yapma, köprü yapma, yol yapma gibi kalıcı eserlerin bir arada olduğu kültür Uygurlar'da ne yapacak? Gelişecek. Hayvancının yerine tarım ve ticaret alacak. Neden mi? Çünkü arkadaşlar manihizmde et yemek yasak. Et yemek yasak olduğu için insanlar da hala besleneceklerinden dolayı tarıma ne yapacaklar? Yönelecekler. Savaşçılık özelliklerini de kaybedecekler. Çünkü yine manihizmde savaşmak da yasak. Ve böylece arkadaşlar Uygurlar kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olaraktan daha ziyade kültürel özelliklere ne yapacak? ön plana çıkacak ki Uygur alfabesini kullanacaklar ve Mali dinini benimsemelere rağmen bakın bu çok ilginçtir. Bu dine ait kavramların karşılıklarını Türkçe olarak kullanacaklar ve böylece ulusal kimliklerini korumaya çalışacaklar. Tarihte kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir ki çok sayıda kitap yazmışlardır. Uygar şehirlerinde birçok dine ait manastır ve mabedin olması da onlarda neyin olduğunu gösterir arkadaşlar. Hoşgörün olduğunu gösterir. Uygurlar bir zaman sonra Kansu ve Turfan Uygurları olmak üzere iki ayrıldılar. Turfan Uygurları Moğol hakimiyetine girerken arkadaşlar Kansu Uygurları bir süre daha hakimiyetleri ne yaptı? Devam ettirdi. Ve bu Uygurlar Moğol hakimiyetine giren Uygurlar da Moğol'un Türkleşmesine ne yapacak? Etkili olacak. Bir de arkadaşlar çok önemli bir özellikleri vardır minyatür sanatıyla uğraşmışlardır ki ilk Türk devletlerinde bu yönüyle ön plana çıkan bir özelliktir Uygurların özelliği. Şimdi burada maniyizm üzerinde biraz daha duralım arkadaşlar. Maniizm Uygurları atan en önemli etkendir. İlk defa Türklerde din değiştiren topluluktur Uygurlar. Biraz önce de dedim ki ilk önce Budizmi daha sonra da Maniizm benimsemişlerdir. Maniizmde et yemek, savaşmak yasaktır ve dolayısıyla da bu din onların daha önce de dediğimiz gibi savaşçılık özellikleri ne yapmıştır? Etkilemiştir ve savaşçılık özellikleri zayıflamıştır. Fakat Maneizm dini aynı zamanda Uygurların kültürde, sanatlarında ileri gitmelerine ne yapacak? Etkili olacak. Şimdi de 2020 TYT'de çıkmış olan bir soruyu çözelim. Arkadaşlar bakalım sorumuza ne var? Doğu ve Batı ticaret yolları üzerinde bulunan Uygurlar farklı inanç ve kültürlerden etkilenmişlerdir. Çin'den Budizmi, İran'dan Maneizm alan Uygurlar Akdeniz havzasında Suriye, Raifler ve soğutlar aracılığı da Hristiyanlığı, Helenistik edebiyatı ve sanatı öğrenmişlerdir. Buna göre Uygurlar ilgili neye ulaşılamaz diye sormuş. Bakalım arkadaşlar bize verilen cevaplara. A geniş bir coğrafya ile ilişki kurduktan ulaşabilir miyim? Evet. Peki farklı dinleri benimsettiklerine. Bakın ne var arkadaşlar? Budizm var, Maniheizm var, Hristiyanlık var. Demek ki farklı dinleri benimsemişlerdir. Hoşgörülü bir toplumlar mı? Evet arkadaşlar. Bakın farklı dinleri rahatlıkla benimsediklerine göre ve farklı inanç ve kültürleri de etkilendiklerine göre nedir? Hoşgörülü bir toplumu anlayışına sahiplerdir. Değişikne kültürel etkileşime açıklar mı? E, farklı kültürlerle ilişki içine girdiklerine göre, bunları benimsediklerine göre demek ki etkileşime açık bir devlet. E şıkkında hakim hayat tarzının göçübelik olduğunu ulaşabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Hakim hayat tarzı nedir? Zaten Uygurlarda yerçik hayattır. Ama bize verilen bilgiden de bunu çıkaramayız. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Diğer bir e, sorumuz ise 2016 LSE'de çıkmış olan bir soru. Yani günümüzün AYT sorusu arkadaşlar. İlk Türk devletlerinin konusunun işlendiği derste Ertan öğretmen öğrencilerine şu bilgileri veriyor. Kırgızların saldırısı üzerine Ötüken'i terk ederek güneye göç ettiler. Bökü Kağan döneminde manihizmi kabul ettiler. Matbaanın Avrupa'ya girişinde rol oynadılar. Buna göre Erhan öğretmenin öğrenciler aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hakkında bilgi vermiştir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar büyük Kağan zamanında Manizmi benimseyen daha sonra Ötügen'i terk edip güneye göç eden devlet kurulardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Şimdi de gelelim test sorularımızın çözümüne. İlk sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Uygurlara kadar yarı göçebe ya hayat süren Türk topluluklarında genellikle küçük ve kolay taşınabilir eşyalar kullanılmış. Bu durumun öncelikle neye kolaylık sağladığı savunabilir diye bize sorulmuş. Neye kolaylık sağlamıştır arkadaşlar? Ulaşıma. Çünkü hem küçük hem de kolay taşınabilir eşyaların kullanılması, insanların bir yerden bir yere gitmesi ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. İkinci sorumuz Bilge Kağan zaferlerimiz yaşayış tarzımızdan ileri gelir. Kuvvetli zamanlarımızı orduları sevk eder, akınlar yaparız, zayıf ikisi bozkırlara çekilir, mücadele ederiz demiştir. Bilge Kağan'ın bu sözüne bakılarak İslamiyet'ten önceki Türklerle ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi teokratik yönetim sahipler mi? Teokratik yönetim neydi? Din kurallarıyla yönetim. E, bize verilen bilgide bu şekilde bir bilgi var mı? Yok. İkincisi bağımsız yaşamaya önem vermişler mi? Evet bakın ne yapıyor? Eğer kuvvetliyse orduları sevk ediyoruz, savaşıyoruz ama zayıfsak geriye çekiliyoruz ama yine bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz diyor. Üçüncüsü yarı göçebe bir hayat tarzına sahipler mi? Evet bozkırlara çekildiklerine göre arkadaşlar demek ki yarı göçebe bir hayat tarzına neler sahipler? Öyleyse sorunuzun cevabı 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Üçüncü soru, Köktürk hükümdar Bumi Kağan, ülkenin batı bölgesinin yönetimini karşı istemi yapmaya bırakmıştır. Kutluk hükümdar Bilge Kağan, ülkenin doğu bölgesini yönetirken ordu komutanına kardeşi Kültekin'i getirmiştir. Bu iki benzer uygulamaya yer verilmesinin temel nedeni nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Nedir temel neden? Demek ülke hanedan ortak malı ki hanedan üyeleri çeşitli bölgeleri ne yapmışlar ya da yerlerin yönetimini üstlenmişler. Öyleyse sorumuzun cevabı B seçenidir. Yani ülkenin haneden üyelerinin ortak malı sayılması bu tür uygulamaların temel nedenidir. Dördüncü soru. Asya Hun İmparatoru Mete Han Çin'i istila rağmen Türklerin Çin içlerine yerleşmelerine izin vermemiştir. Mete bu tutumunda verilen amaçlardan hangilerin etkili olduğu savunulabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi Çinlerle dostluk ilişkisi kurmak gibi bir niyeti var mı? Yok. Nereden anlıyoruz? Zaten istila etmiş arkadaşlar. Eğer dostluk ilişkisi kurmak gibi bir niyeti olmuş olsaydı böyle bir akında, böyle bir harekette bulunmaz. İkincisi, Türklerin Çin nüfusu içinde erimesini engellemek gibi bir düşünce var mı? Var. Neden? Çünkü günümüzde Çin nasıl kalabalık bir nüfusa sahipse geçmişte de öyleydi arkadaşlar. Üstüne üstlük yerleşik bir kültürü vardı. Yerçi kültür her zaman için yoksa bir yok kültürden daha baskındır. Bakın düşünün. Hem nüfus çoğunluğu var hem de baskın bir kültüre sahip. Meta bunu farkında değildi. Tabii ki farkında. Bundan dolayı Çin'i istila etmese rağmen topraklarına katmayacak ve hatta ve hatta Türklerin Çin'in içine yerleşmelerinde izin vermeyecek. Üçüncüsü ticari gelirini artırmak gibi bir düşünce var mı? Arkadaşlar bize verilen bilgiden bunu ulaşamayız. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız iki yani B seçeneğidir. Beşinci soru. Yukarıdakilerden hangileri Orhan kitabelerinin özellikleri arasında gösterilebilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi Türklere ait olan ilk yazılı belge midir? Evet. Türklere ait olan ilk yazılı belgeler 8. yüzyılda dikilen Orhan kitabeleridir. İkinci Köklük devletine mi aittir? Doğru. Üçüncüsü Türk halkını ve yöneticileri uyaran bir özelliğe mi sahiptir? Evet. Özellikle köktürklerin yıkılışı, yeniden kuruluşu anlatılır ve Çin'in entrikalarına karşı Türk milleti ne yapılır? Uyarılır. Dolayısıyla, dolayısıyla, sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan kültür merkezlerinden biri değildir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar Takar kültürü, Karasuk, Afanasya ve Andronova kültürü, Orta Asya'da kazılar sonucunda ortaya çıkartılan kültür merkezleridir. Fakat Kültepe Anadolu'da Asurların oluşturmuş olduğu arkadaşlar ticaret merkezlerinden bir tanesinin ismidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yedinci soru Köktürk Devleti'nin verilen faaliyetlerinden hangilerinin uluslararası ticaretin geliştirmesine yönelik olduğu savunulabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar birincisi Bizans ve Çin devletleri ticari anlaşmalar yapması Arkadaşlar bu amaç yapılan bir faaliyet mi? Evet. İkincisi yabancı tüccarlara vergi kolaylığı sağlaması yine ticari geliştirmek amacıyla yapılan bir faaliyettir. Ama nasıl ticareti? Uluslararası ticareti. Üçüncüsü ticaret yollarını güvenlik altına almak için sınır ötesine seferler düzenlemesi de yine bu amaçla yapılan bir faaliyettir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1-2-3 yani E seçeneğidir. 8. soru Asya Hun hükümdarı Metahan Turguzların istediği iki devlet arasındaki çorak bir arazi için devletin olan bir toprağı biz nasıl verebiliriz diyerek Turguzlara savaş açmış ve onları yenilgiye uğratmıştır. Bu bilgilere bakılarak Asya Hunları ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar bize verilen yargılara. Birincisi Ülke topraklarını kutsal mı kabul etmişler? Arkadaşlar bize verilen şu bilgiden Asyonlarının toprakları kutsal olarak kabul edip etmediklerini algılayamıyoruz. O yüzden birinci öncüne ulaşamayız. İkincisi Turguzlara karşı askeri bir üstünlüğü sağlamışlar mı? Evet çünkü onları yenilgiye uğrattıklarına göre demek ki asker açıdan Turguzlardan daha üstünler. Üçüncüsü Turguzların siyasi hayatına son vermişlerdir diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü arkadaşlar yenilgiye uğratmaları demek değildir ki tamamen Tunguzları tarih sahnesinden silmişler. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız iki yani B seçeneğidir. Dokuzuncu soru. Uygurların gerçek yaşama geçmesi. Verilen sonuçlardan hangilerinin görülmesine ortam hazırlamıştır diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi şehir kültürünün gelişmesine sebep olmuş mudur? Evet. İkincisi Mimari alanda ilerler mi? Zaten şehir kültürüyle mimari alan birbirlerine bağlantılıdır. Bir şehirde ihtiyacı olan her türlü yapıyı Uygurlar yaşlı hayatı geçtikten sonra meydana getirmişlerdir. Üçüncüsü hayvancının yerini tarım ve ticaretin alması da oldu mu? Evet. O zaman sorumuzun cevabı 1-2-3 yani E seçeneğidir. 10. soru Uygurlar döneminde tarım ürünlerinden alınan vergiler artarken hayvancılıktan alınan vergiler azalmıştır. Uygurlardaki bu durumun aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğu savunulabilir diye bir soru sorulmuş. İnsanların geçim kaynakları neyse ya da neye yoğunlaşmışlarsa devlet de ondan daha fazla ne yapmıştır arkadaşlar? Vergi almıştır. Dolayısıyla Uygurlar yaş kayağı geçtikten sonra tarımsal faaliyetleri artırdıklarından dolayı devlette de tarımdan daha fazla ne yapacak? Vergi alacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 11. soru Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım A şıkkında olgunlukça kullanılan bir anlamdır. B şıkkında Türk adıyla çok direkt olaraktan kullanılan bir anlam olaraktan eşleştirilmemiştir. C şıkkında türeyen, D şıkkında töre sahibi, E şıkkında güçlü, kudretli Türk adının anlamları olaraktan tarih boyunca yer almıştır. Ama savaşçı anlamlı yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. 12. soru Orta Asya Türk topluluklarında genelde yarı göçebe bir yaşam tarzının görülmesinin verilen durumlardan hangileri üzerinde etkili olduğu savunabilir diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi farklı coğrafyalarda Türk devletleri kurulmasının etkili mi? Hayır. Yarı göçebelik dediğimiz daha ziyade arkadaşlar yazın yüksek yerlere kışın ise alçak yerlere inmedir. Yani böyle nerede akşam orada sabah anlayışı değildir arkadaşlar. Sadece İklim şartlarının sertliğinden dolayı insanlar bu şekilde yer değiştirme gereği duymuşlardır. Bundan dolayı farklı coğrafyalarda Türk devletinin kurulması gibi bir durum bize verilen bilgiden çıkarılamaz. İkincisi hapis cezalarının kısa süreli olmasını etkili mi? Evet. Çünkü insanlar uzun süre bir yerde kalmadıkları için ne yapacaklar? Daha kısa süreli hapis cezaları verecekler. Üçüncüsü tarımsal üretimin sınırlı kalması da etkili olacak mı? Evet. Çünkü insanlar Geçim kaynaklarının yanlarında isteyecekler. Ha bu emek değildir. Türklerde hiç tarım yapılmamıştır. Hayır arkadaşlar tarım yapılmıştır ama daha kısa sürede sonuç alabilecekleri veya daha ziyade geçim kaynaklarını tarım üzerine oturtamayacakları bir şekilde tarımla uğraşmışlardır. Bundan dolayı sorumuzun cevabı 2 ve 3 yani D seçeneğidir.